Nasılsınız? Bir deneyelim. İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkürler. Tatil nasıl geçti? Hemen süper girelim. Güzel geçti. Teşekkür ederim. Ay, ben hiç beklemiyordum şu an. Acelem de var. Bunu bekliyorum. Neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? İyi, süper işte. Toplantımız var. Herhalde siz de bu yüzden geldiniz. Evet. Sosyal medyadaki video çok konuşuldu. Kavga videosu. İlk öncelikle efendim olayın öncesine dönelim, sonra da çektiğiniz videoya dönelim. Öncesinde kavga haberleri çıktı. Bu olayın aslında sizden öğrenelim. Sonra T'yi aldınız ama. Evet, al. Yani kavga gibi bir durum yok. Normalde hani hepimiz şey yapmaz mıyız arkadaşımıza, hani böyle şakalaşmak gibi bir şey. Yani böyle apa falan gibi bir şey yaptım. İşte arkadaşını tokatladı gibi haberler çıkınca tabii benim için de çok enteresan bakın, oldu. Fotoğraflara da bakınca birazcık sinirli, agresif gözüküyordunuz aslında. Evet, siz de görünce ne yorum yaptınız? Şöyle, ben ne olduğunu bildiğim için sinirli ve agresiftim zaten o anda. Babamın operasyonu vardı ve çok geçmiş olsun. Yani kalbinde anevrizma olduğunu öğrendiğimiz bir gündü ve çok kötü bir gün geçiriyordum. O sırada da beni güldürmek için arkadaşım benim arı korkumu kullanarak sürekli böyle sanki vızız ve benim çok büyük bir şeyim var. Yine çok bir sinirlendirmiş o zaman. Ya şey oldum yani, böyle ya apa yapma dedim. İşte arkadaşını tokatladı falan gibi haberler çıktı. Ben de hani komiğime gitti açıkçası, evet, böyle bir şey. Sonra da T'yi alarak aslında bir video çektiniz, o videoya geliyorum. Aslında T'yi almak için de yapmadım yani, kalktım ve şey gibi hissettim. Yani bir anda o fotoğrafları görünce ve haberi görünce ve doğru olmadığını bildiğim için ilk defa da böyle bir şey yaşadım. Hani daha önce de okuyorduk atıyorum, işte haberler yalanlanıyordu. Hatta okuyan insanlar olarak bazen biz de şey düşünüyoruz hani, ha tamam olmuştur ya saçmalamayı yalanlamak. Ama hani benim başıma gelince dedim ki ya buna üzüleceğime, şu an benim için hayatta hep böyledir yani, üzüleceğime hani bunda gülmenin bir yolunu bulayım ve işte arkadaşlarımın da gülmesini, çünkü arkadaşım da çok üzüldü tabii öyle bir şey. Yani benden ziyade bence onunki daha kötü yani. Peki. Tokatlandı diye haberi nasıl çıktığını düşünebiliyorsun. Kadına şiddet haberlerini çok duyduk bu dönemlerde ama erkeğe şiddeti görünce biz de aslında birazcık şaşırdık. Evet, yani sizi şaşırttıysam ne mutlu. Peki efendim, bu son dönemdeki kadına şiddet olayları için neler söyleyeceksiniz? Ozan Güvendeniz bulutsuz olayı var biliyorsunuz ki malum. Yani son dönemde değil aslında ya bunlar. Uzun dönemleri var ama gündeme yeni yeni gelen, özellikle sanatçılarımız tarafından olunca daha farklı algılanıyor tabii. Yani çok bastırılmış bir şiddet dürtüsü olduğunu düşünüyorum erkeklerde. Ego ile çok doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. Güçlü kadına karşı bir korku olduğunu düşünüyorum erkeklerde. Tamamen bilinçaltına bastırılmış olarak. Çok yazık ya, ama hani maalesef yaşadığımız coğrafyada da ve dünyanın bütününde de şu, yani biz kadın olduğumuz için çocukluğumuzdan beri bu haberlere maruz kalıyoruz ve bunun korkusuyla büyütülüyoruz aslında ailelerimiz tarafından da. Aman dikkat et, aman dikkat et. Aslında sizin yaşamadığınız şeyler. Aslında hani şey bile, hani sizin böyle bir anda karşıma gelmeniz bile böyle hani o korkuyu yaratabiliyor. Ya bilmiyorum, kadına şiddet çok uzun süredir maruz kaldığımız bir şey. Sadece son dönemde değil maalesef, ama tabii sanat camiasında ne olduğu zaman çok talihsiz oluyor. Umarım önü kesilebilir, umarım bir yol bulunur yani. Yani çok şanslı hissediyorum kendimi ki hayatımdaki kimseden böyle bir şey görmedim. Umarım da hiçbir zaman Allah karşıma öyle insanlar çıkarmasın. Amin. O videoyu görenler de zaten size herhalde bu tarz bir eylemde bulunamayacak gibi duruyor aslında. Ya ben dövüş yapıyorum ve hani... Belli eliniz ağır gibi. Demek istemiyorum. Yani o yüzden bu yüzden başlamıştım zaten. Şiddet olaylarına maruz kalmamak için mi efendim dövüş sporlarına başladın? Yani ben ilk üniversiteye başladığımda çok şey hissediyordum kendimi. İşte toplu taşımada falan bir korku gelmişti bana. Taciz olaylarından dolayı. Yaşadınız mı? Başınıza geldi mi hiç böyle bir tarz bir durum? Vallahi başına gelmeyen kadın olduğunuz hiç zannetmiyorum. Yani metrobüse bindiniz yani. Benim üniversite hayatım metrobüste, metroda geçti. Hani... Ya hepimizin başına gelmiştir irili ufaklı, ama bilmiyorum yani, ben çok kendimi savunmak benim için çok önemliydi. Küçükken babam da hep söylerdi, hep böyle kafan dik yürü, sakın birinden korkuyorsan, arkanda adım sesi duyarsan böyle kendini saklama, tam tersi aç, daha güvenli yürü falan filan diye. Ondan sonra dedim ki, bir video gördüm YouTube'da, bir tane kadının çantasını gasp etmeye çalışıyorlar, evet. Kadın adamı perişan ediyor. Onu görünce dedim ki, ya ben niye korkuyorum? Yani ben de dövüş dersi alabilirim, dövüş dersi aldım. Ve şu anda bana bence kimse bulaşamaz diye teknikleri düşünüyorum. Teknikleri kullandığınız birisi oldu mu? Şakasına da olsa. Gördünüz yani, daha ne yapayım? Şöyle tekme attım. Gördüm, görmediniz mi? Öyle yani. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim.